Saygıdeğer misafirlerimiz, Yurttaş Hakları Derneği ile Ankara Barosu'nun ortaklaşa yapmış olduğu panele hoş geldiniz. Şimdi elimde iki tane telgrafımız var. Önce onlarla başlayayım. Derneğinizin düzenlediğiniz başkanlık rejimi ve haklarımız konulu panele davetiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri içtenlikle selamlıyorum. Ülkemizin gündemindeki en önemli ve hassas konularından biri olan anayasa değişikliğini ve başkanlık sistemini ele aldığınız panelinizde başarılar dilerim. Değerli üyelerinize ve panele katılan konuklara sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Davetinize çok teşekkür ederim. Ancak referandum çalışmaları nedeniyle sahada yapılan programların önceden hazırlanması, bu alandaki çalışmalara hız vermem nedeniyle siz değerli konuklarla olmadığım için üzgünüm. Tüm emeği geçenlere ve konuklara en içten selam ve saygılarımı sunarım. Ali Haydar Hak Verdi, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili. Barış Yarkadaş, yurt dışında Almanya'da olması nedeniyle teşekkür ediyor, başarılar diliyor. Şimdi aramızda olan Necati Akdeniz, bu Yurttaş Hakları Derneği'nin kurucu başkanıdır. Hoş geldiler. Demet Işık hanımefendi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden. Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ali Uğurlu Bey aramızda, hoş geldiler. Çankaya Kent Konseyi Başkanı Tevfik Kızgınkaya, çok emeği geçti, çok teşekkürler. Ulusal Eğitim Derneği'nin kurucu ve onursal başkanı Zeki Sarıhan aramızda, hoş geldiler. Tekrar hepinize hoş geldin diyeyim. Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan Bey aramızda, hoş geldiler. Yeni Mahalle Kent Konseyi Başkanı Atilla Çınar. Duyuruldu herhalde. Hoş geldiniz efendim. Şimdi tekrar sizlere teşekkür ederek açılış konuşmamızı yapmak üzere bize hem salonlarını veren hem katkıda bulunan değerli başkanımız Hakan Bey'i davet ediyorum. Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım, Ankara Barosu olarak Yurttaş Hakları Derneği ile birlikte düzenlediğimiz Başkanlık Rejimi ve Haklarımız paneline hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz 57 gün sonra tarihi önem taşıyan bir referandumda oy kullanmak için sandık başına gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 94 yıllık rejimini değiştirip değiştirmeyeceğimize oylarımızla karar vereceğiz. Ülke olarak yolumuza kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter demokrasiyle mi, yoksa kuvvetlerin ve yetkilerin tek bir adamın elinde toplanacağı Türk tipi başkanlık sistemiyle mi devam edeceğimizi belirleyeceğiz. Panelimize konuşmayı kabul ederek bizleri onurlandıran Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Korkut Boratav, Anayasa Mahkemesi eski raportörü Sayın Ali Rıza Aydın ve Basın İş Genel Başkanımız Sayın Savaş Nigar bizlere Türk tipi başkanlık sistemini tüm ayrıntılarıyla anlatacaklar. İzin verirseniz ben sizlere ayrıntıya girmeden propaganda sürecine ilişkin olarak kendi düşüncelerimi çok kısa paylaşmak istiyorum. Referandum sürecine yazık ki yine kaygı verici propagandalarıyla başladı bazı siyasilerin. Türkiye'yi yönetenler referandumda hayır demeye hazırlananları peşinen terörist ilan ettiler. Sayın Cumhurbaşkanı PKK'nın ve Kandil'in hayır dediğini savunarak bugün hayır diyenler neye hayır dediklerinin farkında mı deyiverdi. Sayın Başbakan
işi bir adım daha ileri götürdü. PKK'nın yanı sıra HDP, FETÖ, DHKPC ve IŞİD'in de hayırcı olduğunu iddia etti ve hayırcıları terör örgütlerinin gemisine binmekle suçladı. Ama sanırım bunları yaparken bir şeyi gözden kaçırdılar. Hatırlar mısınız? Hizbullah diye bir terör örgütü vardı. Mezar evlerinde fışkıran cesetleri de dehşet içinde izlemiştik. Hizbullah'ın siyasi uzantısı olan bir parti var Türkiye'de. Adı Hür Dava Partisi. Yani namı diğer Hüdapar. Hüdapar geçenlerde oy tercihini açıkladı ve parti olarak referandumda evet diyeceklerini kamuoyuna duyurdu. Hayırcıları peşinen terörist ilan edenlere Hizbullah'la Hüdapar'la aynı gemide olduklarını hatırlatıyor. Efendim hepinize başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim panelimizi bu arada meslektaşımız, sevgili arkadaşımız Avukat Hikmet Tepe yönetecek. Panelistlerimizi buraya davet ediyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Panelistlerimizi tanıyorsunuz. Gerçekten hepimizin hocası Sayın Korkut Boratav ve yine anayasamızda uzun yıllar inceleme hakimliği yapan çok değerli meslektaşım Sayın Ali Rıza Aydın ve yine Basın İş Sendikamızın Genel Başkanı Sayın Savaş Nigar. Panelistlerimize de bu salonu bize açan Ankara Barosu'na, Sayın Başkanıma da içtenlikle teşekkür ediyorum. Ancak konumuza geçmeden önce dün Şanlıurfa, Viranşehir'de çok bir ve şehitle sonuçlanan bir terör olayı yaşadık. Huzurunuzda şiddetle terörü kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan 15 insanımıza da bir an önce sağlıklarına kavuşmasını içtenlikle diliyorum. Değerli konuklar, biliyorsunuz aslında Türkiye'nin gündemi anayasa değişikliği değildi. Anayasa değişikliği konusu Türkiye'nin gündemine olmamasına rağmen çok süratli ve bir telaşla Türkiye'nin gündemine getirildi. Bu anayasa konusunda taraf olan baroların görüşü alınmadı. Hukuk fakültelerinin görüşü alınmadı. Sendikaların hiçbir görüşü alınmadı. Çabuk bir şekilde bir telaşla Anayasa Komisyonu'na getirildi bir pazar günü. Sayın Başbakan'ın imzasıyla aynı zamanda tasarıda tarih bile yoktu. Bu kadar bir telaşla Türkiye'nin gündemine getirildi. Şimdi bu anlamda bir mutabakat var mı? Yok. Ama gün geçtikçe de kamuoyunda tartışılıyor. Ben bu anlamda çok fazla girmeden Sayın Ali Rıza Aydın'a ilk sözü vereceğim.
ve her konuşmacımız için de 20'şer dakika bir süre var. Sayın Ali Rıza Aydın, siz Anayasa Mahkemesi'nde uzun süre inceleme hakimliği ya da bir diğer anlatımla raportörlük yaptınız. Anayasa Mahkemesi'nin kanun hükmünde kararname ile ilgili daha önce önüne gelen bir davada olumlu bir karar vermişti. Daha sonra Ana Muhalefet Partisi kanun hükmünde kararnameyi Anayasa Mahkemesi'nin önüne götürdü. Ancak çok çabuk bir şekilde reddedildi. Bugün gerçekten bir anayasa yargısından söz etmek mümkün mü? Neden bu yüksek mahkememiz kamuoyu nezdinde itibar kaybına uğradı, bir güvensizlik yarattı? Ben bu anlamda çok güzel yaklaşımlarınız olacak. Evet, bekliyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli konuklar, ben de tüzel kişilik temsili olarak katılımcılar arasına kendimi yazdırmadım ama konuşmacı olduğum için. Aynı zamanda Hukukta Sol Tavır Derneği'nin başkanıyım. Derneğim adına da sizleri selamlıyorum. Değerli konuklar, sevgili başkanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderme yaparak söz vermesi üzerine hemen şöyle başlayayım. Son sözümü başta söyleyeyim. Eğer ben Anayasa Mahkemesi'nde olsaydım bugün, eğer bu anayasa değişiklikleri denilen metin, ki anlatacağım bunu, bunun değişiklik olmadığını, yeni bir anayasa olduğunu anlatacağım. Denilen metin eski Anayasa Mahkemesi dediğimiz Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelmiş olsaydı, bu metin anayasaya aykırı bulunarak iptal edilirdi. Bunu baştan söyleyeyim. Bunun gerekçelerini anlatırım. Ama bunu baştan söylemekte yarar var. Dolayısıyla da toplantıdan önce yapılan kimi sohbetlerde bu metnin Anayasa Mahkemesi'ne götürülmeme konusundaki çeşitli görüşler de gönderme yapmış olacağım. Götürülmemesi yanlış olmuştu. Onu da kendi görüşüm olarak söyleyeyim. Değerli konuklar, anayasa değiştirme işi ya da anayasa yapma işi ile bugün toplantıyı Ankara Barosu ile birlikte yapan Yurttaş Hakları Derneği'nin başlığını attığı haklarımız meselesi üzerinden başlarsak, Şu an anayasa yapma hakkı elinde olmayan bir toplum olduğumuzu söyleyerek başlayalım. Yani anayasa yapma hakkı elinde alınan, hatta zorla baskıyla alınan bir Türkiye söz konusu. Önce bunu ifade etmek istiyorum. Neden böyle başladım? Değerli konuklar, anımsarsınız 2008 yılında anayasanın sadece iki maddesi değiştirilmişti. Ek yapılmıştı daha doğrusu. Eşitlik maddesi ve eğitim maddesi. Konuda bildiğiniz üzere laiklik ihlaliyle tanımlanan dinsel simge meselesiydi. Yani diğer deyimle örtü meselesi ya da türban meselesiydi. O tarihte Anayasa Mahkemesi'nin önüne bu değişiklikler geldiği zaman Anayasa Mahkemesi 2008 yılında bu iki değişiklik cumhuriyeti ve cumhuriyetin niteliklerini değiştiriyor diye, dolaylı yoldan değiştiriyor diye iptal etmişti. Ve bu iptal kararı AKP'nin kapatma davasında gerekçe olarak kullanılmıştı. Bilindiği gibi bugün iktidarda olan ve bugün yeni anayasayı kaleme alıp bizim önümüze sunan AKP aslında 2008 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından fiilen demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerini ihlalden suçu sabit görülen bir partiydi. İşte bu anayasa değişikliği de, iptal edilen anayasa değişikliği de suçun sabit görülmesine ilişkin gerekçeler arasında kullanıldı. Bu değerlendirmeyi bir yana bırakıyorum siyasal olarak. Suçu sabit olan bir partinin iktidarda olma değerlendirmesini bir yana bırakıyorum. İşte bugün
yeni anayasa diye tanımladığım benim, anayasa değişikliği diye tanımlamadığım metin 2008'deki o iki maddelik değişikliğin kat kat üstünde bir ihlal içeriyor. Sözün özü şudur. Değerli konuklar, bu anayasa değişikliği kanunu ile ben izin verirseniz bundan sonra hep yeni anayasa diye tanımlayacağım. Bu yeni anayasa ile Cumhuriyet'in yıkılması için son kazma vurulmak üzeredir. Ben buna son tabut demiyorum ya da kimi yazarlar çok kullandılar. Tabuta son çivi demiyorum. Çünkü tabutta taşınan insanlar, insanların saygıdeğer değerleridir. Dolayısıyla onu tabut olarak nitelendirmiyorum. Binanın yıkılmasına son kazma vuruluyor. Neden vuruluyor? Çünkü adı Cumhuriyet olan bir devlet şekli artık olmayacak. Sadece adı Cumhuriyet olacak. Çünkü adı Cumhuriyet olan diktatörlükler çok biliyorsunuz. Var. Ama biz Cumhuriyet'in gerçek tanımı üzerinden hareket ederek bunu söylüyorum. Kaldı ki Cumhuriyet'in gerçek tanımı hiçbir zaman yöneticilerin seçimle gelmesi de değildir. Cumhuriyet'in gerçek tanımı halkın yönetimidir ve yönetimin hiçbir şekilde bir kişiye, bir zümreye, diktatöryal gruba ya da çıkar grubuna teslim edilmemesi demektir. Seçimle gelse dahi. İki, Cumhuriyet'in nitelikleri olduğu gibi ortadan kaldırılmaktadır. Bakın bu maddelerle hiç oynanmıyor. Virgülüne de dokunulmuyor. Ama maddelerin içi boşaltılıyor. Bugün demokratik bir cumhuriyetten ya da devletten söz edilebilir mi? Bir tarafa bakarsak edilebilir. Çünkü herkes seçimle geliyor. Artık cumhurbaşkanı da seçimle geliyor. Hayır, edilemez. Çünkü demokratiklik katılımın serbest, eşit ve çoğulcu bir şekilde devreye girmesiyle oluşacak. Nasıl serbest seçim? Ya da bu halk oylaması nasıl serbest? Cumhurbaşkanını meydanlarda evet kampanyasını başlatırken Cumhurbaşkanı anayasadaki tarafsızlık ilkesini ihlal ederken Cumhurbaşkanını hedef alması gereken hayırcılar Cumhurbaşkanı hakaretten tutuklanıyorsa nasıl serbest ve eşit bir seçimden söz edilebilir? Kaldı ki gelir dağılımının, Korkut Hocama pas vermiş olayım böylece, gelir dağılımının bu kadar bozuk olduğu, fiili adaletsizliğin bu kadar altüst olduğu, özgürlüklerin sadece çıkar grupları için kullanıldığı bir ülkede aslında hangi seçimin eşit ve serbest yapıldığını iddia edebilirsiniz? Demokratiklik sadece bazı kesimler için vardır, onların yaşatılması için, ama halk için yoktur. Laik cumhuriyet, çünkü cumhuriyet soyuttur arkadaşlar, içini doldurmamız gerekir. Anayasadan hareket ederek söylüyorum. Laik cumhuriyet, hangi laik cumhuriyetten söz ediyoruz, hangi laiklikten söz ediyoruz? İşte 2008'de fiilen suçu sabit görülen bir parti ve daha da ilgincini söyleyeyim. 2008'deki iddianame dosyasını açtığımız zaman karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Bugün mecliste olan diğer üç parti, üçü de aslında 2008'deki kararda yazılı gerekçelere baktığımızda üçü de laikliği ihlal etmiş durumda. Şaşırtıcı gelebilir size. Üç partide. Hangi laiklikten söz ediyoruz? Yıllarca İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla tanımlanan, devlete müdahale etmeyen, siyasete müdahale etmeyen, topluma müdahale etmeyen dinsel anlayış mı var bugün? Eğitime el atmayan, sağlığa el atmayan bir dinsel anlayış mı var bugün de laik bir cumhuriyet olduğumuzdan söz ediyoruz? Sosyal devlet, hangi sosyal devletten söz ediyoruz?
artık zekat mantığı dışında hangi sosyal devlet ilkelerinden söz ediyoruz? 120 bin kişi olağanüstü hal kanunluğunda kararnameleriyle görevlerinden değil değerli dostlar, mesleklerinden de atıldılar. Yani mesleklerinden atılan hakimler, savcılar ve avukatlar artık tekrar mesleklerini yerine getiremeyecekler.